tansiyonunun düştüğünü, tansiyonunun çıktığını hasta nasıl anlayacak? Belirtileri nelerdir? Eğer hastada nörolojik bir rahatsızlık yok ise, vücudun algılamaları normal ise tansiyon yükselmesi baş ağrısı yapar. Enseden başlayan baş ağrısı yapar. Bu tansiyon yükselmesinin en önemli işareti bir tanesi. Ve hasta enseden başladığını fark etmeyebilir, başım ağrıyor der. O tür durumlarda yüksek tansiyon hastalarının evde tansiyon aleti bulundurmaları lazım. Mümkünse tabii ki dijital elektronik dediğimiz aletler tabii ki daha kolay ölçüm yapmaya uygun. Diğer bizim kullandığımız klasik stetoskopla beraber kullanılan tansiyon aletlerini kullanmayı öğrenmek lazım. O bir süreç. Herkes bunu öğrenemeyebilir, bilemeyebilir. O ayrı bir şey. Elektronik cihaz alsınlar eve ama bilekten ölçenlerden değil, koldan ölçenlerden al. Onlar daha doğru ölçmeye uygun aletler. Onlar ölçsünler tansiyonlarını. Eğer büyük 14'ü aşmışsa, küçük 9,5'ü aşmışsa ya tansiyon ilaçlarından bir tane daha alsınlar ya da biz bu hastaların çoğunu evde veya ceplerinde bulundurmalar için dil altı ilaç ediyoruz. Eğer o ilaca karşı alerjisi yok ise o dil altı ilacından alırsa bir tane dilin altına koyarak 15-20 dakikada tansiyon düşer. Düşmezse bir tane daha almalarını söylüyoruz hastalara. Aldı bir tane daha, ölçtü yarım saat sonra düşmezse hastaneye gitmesi lazım. Ama hastanın %99'u yaklaşık olarak da o dil altı ilaçla tansiyonu yarım saat, bir saat içinde düşebiliyor. Ama mutlaka bu durum atlatıldıktan sonra da tansiyonun düştü deyip doktora gitmemezlik yapmaması lazım. Çünkü o tansiyon yükselmesinin sebebini araştırması lazım. Acaba tuz dengesinde bozukluk mu oldu? Acaba terlemelere bağlı, çünkü eğer terimizi dilimize değdirirsek tuz olduğunu anlar. Tuz atılımı çok oluyor yazın. Yüksek tansiyon hastaları tuz alımını kısıtlandırdıkları için, azaldıkları için, mecburen tansiyon çıkmaması için tuz düşmeleri de bir noktadan sonra yüksek tansiyon yol açabiliyor. Tabi bu herkeste değil ama bazı hastalar ben gördüm. Tuz vererek hastanın tansiyonunu düşürdü. Çok ilginç bir şey söyledim şu an. Çoğu hasta inanamadı belki buna ama tuz kısıtlamasını da bir yere kadar yapmak lazım. Onun da fazlası vücuda zarar veriyor. Başlangıçta tuz düşmesi tansiyon düşüklüğüne yol açtığı gibi çok düştüğü zaman da bulantı, kusma ile başlayan tansiyon krizlerine yol açabiliyor. Eğer bu tür bir tuz dengesizliği varsa hastanın hastaneye gidip o tuz dengesini sağlam için serum takılması gerekiyor bazen. Mutlaka tuz ölçümü yapmak lazım. Veya sıvı kaybına bağlı bir de az su içmişse bu kişi böbreklerde üre yükselmesi olur. Eğer o kişinin böbreğine giden damarlarına kireçlenme var ise, zaten böbreklerde bir çalışma bozukluğu var ise daha evvelden bilinen, üresi çok yükselip üre komasına hasta girebilir. Zaten yüksek tansiyon damar kireçlenmesi tıkanmasıyla karakterli hastalık olma sebebiyle böbreklerine giden damarlarında da kireçlenme olmasını beklemek çok doğru bir mantık. Yani burada su da çok önemli diyorsun, sıvı tüketimi. Tabii ki. O yüzden yazın biraz daha su içmenin yanında tuz tüketimi de önemli. Günlük 6 gram, 7 gram alınmasını öneriyoruz biz. Daha fazla almaması için ama yazın bazen 10 gram, 12 grama kadar çıkması gerekebiliyor. Herkesin bünyesi ayrı ayrı. Bazı kişilerin bünyesi terleme çok müsait. Veya çok küçük heyecanlarda veya çok küçük ısı artışlarından çok çabuk etkilenip çok çabuk terleyebiliyorlar. Veya çok ufak eforlarla da çabuk terleyebilen insanlar da var. Veya çok çabuk heyecanlanıp da çok hızlı terleyip böyle şapır şapır dediğimiz tabir caizse nokta nokta damla damla ter akıtan insanlar var. Benim de bünyem öyle mesela. Ben kışın bile bu hastanede tek kısa kollu gelen doktorum. Şimdi bünyem sıcağa tahammülü değil. Sıcak iklimde doğup büyümüş olmama rağmen ben sıcağa alışamadım. O yüzden yazın ben hiç sıcakları sevmediğim gibi hiç sıcak ortamda bulunmayı da sevmiyorum ben. Çok dayanıklı değil bünye. O yüzden herkesin bünyesini iyi tanıması, ona göre davranması lazım. Eğer susuzluğa hassas ise bünyesi, su içmeye daha çok özen göstermesi lazım. Mesela Ramazan ayında oruç tutmalarda 17-18 saat süren yaz sıcaklarında
Benim vücudum dayanıklı. Ama terlememeye özen gösterince dayanabiliyor vücudum mesela. Ama eğer terleyecek bir ortamda isem veya iftarla sahur arasında az su içmiş isem o gün benim orucum çok sıkıntılı geçiyor mesela. O yüzden herhangi bir hastalığı yok ise bir kişinin oruç tutmasını, onların oruç tutması lazım. Ama yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, şeker hastalığı gibi veya kanser hastalığı gibi ilaç kullanmayı gerektiren, sık sık yemek yemeyi gerektiren, bol su içmeyi gerektiren veya 10-12 saatte bir veya 8 saatte bir ilaç almayı gerektiren hastalığı olanların 17 saat oruç tutması mümkün değil. O yüzden bunların oruç tutmaması lazım. O sebeple her Ramazan ayının öncesinde hastalığı olan, sürekli ilaç kullanması gereken insanların oruç tutup tutmayacağını doktora sorması lazım. Çünkü doktor onun bünyesini en iyi tanıdığı için en doğru kararı o verir. Yani hekimin ile birlikte hareket evet. etmesi gerekiyor. Ama çok başlangıç şeker hastalığı var. Günde bir tane ilaç kullanıyor. O ilaçla şekeri iyi gidiyor. 3 ay şeker testi iyi, insülin direnci yok. Biz bunlara oruç tutmaları öneriyoruz. Tutabilirsin deyip izin veriyoruz. Ama oruç tuttuğu ilk günlerde şekerinde oynamalar olmuş ise, yükselmeler veya çok düşmeler olmuş ise o zaman onlarda da mutlaka oruç tutmayı yasaklamak gerekiyor.